hafta sonu 38. olağan kurultayımızı demokratik teamüller içerisinde büyük bir coşkuyla ve kıran kırana bir seçimle yaptık. Yeni genel başkanımız Sayın Özgür Özel oldu. Ben öncelikle partimize büyük hizmetler veren, dürüstlüğü, uzlaştırıcı kimliği, onurlu duruşuyla Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ona olan vefamız dün de bugün de yarın da devam edecek. Yeni Genel Başkanımızı Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına bir kez daha kutluyorum. Hepimiz mutluyuz, umutluyuz. Ayrıca Sayın Genel Başkanımızı bizleri arayıp tebrik eden siyasi parti gruplarının başkanı, genel başkanları, başkan vekilleri, milletvekillerine teşekkür ediyorum. Ve nazik bir tebriği aramayı çok görüp daha tebrik etmeden eleştiride bulunan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bu hareketlerini de şaşkınlıkla Karşıladığımı da söylemek istiyorum. Kurultay bitmiştir. Kurultayda iki aday yarıştı. Oy veren, vermeyen, destek veren, vermeyen, il başkanları, milletvekilleri, delegeler hepsi bizimdir. Artık kurultay. Hafta sonunda kaldı. Bundan sonra tarihi bir sorumluluğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı o koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. Bu koltuk savaşı yönetti, kurtuluş savaşını yönetti. Bu koltuk devrimleri yaptı. Bu koltuk Türkiye Cumhuriyeti'ni sanayiden, kadın erkek eşitliğinden, harf inkılabından, medeni kanuna kadar büyük devrimleri hediye etti. O yüzden biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi, ülkemizi demokrasiyle taşlandırmak için mücadeleye başlayacağız. Tıpkı Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi seferberlik ilan ediyoruz. Yarından tezi yok, sokaklardayız, meydanlardayız. Hem mecliste hem sokakta hem yurttaşlarımızla buluşup onların sorunlarını etkin bir şekilde dile getireceğiz. Dün, dünde kaldı. Biz geleceğe bakacağız. Bundan sonra öncelikle yerel seçim, ondan sonra 2028'deki ki erken de olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak bu ülkeye huzuru, barışı, kardeşliği, demokrasiyi getireceğiz. Değerli arkadaşlar, 28 Kasım Lösemi'li çocuklar haftası. Bu farkındalık haftası kapsamında lösemi hastalığı hakkında toplumsal bilincin oluşturulmasına çaba harcanıyor. Lösemi'li çocuklarımızın yaşadıkları sıkıntıları anlamalı, onlara her anlamda, her bağlamda destek olmalıyız. Özellikle 1 ve 6 yaş arası çocuklarda görülen, hatta anne karnında bile görülebilen görülebilen bu hastalıkla etkin bir şekilde mücadele edildiğinde %94'e ulaşan bir e, başarı e, tedavide oranı var. Ben bugün bizi ziyaret eden e, çocuklarımızla e, LÖSEV'e teşekkür ediyorum. LÖSEV önemli bir dernek. Onlara da destek olmalıyız. E, unutmayalım, Sevgi, iyilik, umut yani biz kazanacağız diyor bu güzel dernek, bu güzel yürekli insanlar. Onların da her zaman yanında olacağız. Evet, ee, Kredi Yurtlar Kurumu 10. asansör kazasını da gördük. Maalesef ki yurtlarımızda bu kazalar bitmiyor. Sadece asansör sorunu değil, yemeklerden, ee, yemek zehirlenmelerinden, yemeklerden çıkan işte kurt, böcek gibi çocuklar, ee, maddelerden artık utanır olduk. Bir devlet düşünün, bir ülke düşünün, öğrencilerinin yurdunu öğrenim sezonundan önce hazırlayamıyor. Asansörünü, yemeklerini, yataklarını, ısınmalarını. Gerçekten büyük bir skandal. Sayın Cumhurbaşkanı uzaya gideceğiz diyor ama daha sen öğrencilerini yurt binalarında üçüncü kata çıkartamıyorsun. Gerçekten dönüp bir bakmaları lazım. Bu yüzden e, hesap veren bir bakan yok, hesap veren bir genel müdür yok. Maalesef ki e, bu sistemin en acı tarafı ölümler oluyor, kazalar oluyor ama hiç hesap soramıyoruz, hesap veremiyorlar. Ben buradan söylüyorum, bu rezaleti çıksın biri açıklasın ve sorunlar hesap versin ve gereğini yerine getirsin, bakan getirsin, istifa etmeli. Eğer sen Yüz binlerce öğrencinin kaldığı, barındığı yerde son bir ayda on tane asansör kazası oluyorsa, bir evladımız ölüyorsa, yemekten çocuklarımız zehirleniyorsa o koltukta oturma. Geçtiğimiz günlerde söyledik, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali. Evet, biz Cumhuriyetin 100. yılında bu iki büyük kulübün arasındaki Türkiye Kupası e, finalinin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında oynanmasını istedik. 81 ilden herhangi biri olabilir. Osmaniye'de olabilir, Rize'de olabilir, Mersin, el ele Mersin beni çok mutlu eder Mersin milletvekili olarak. İstanbul'da olabilir, İzmir'de olabilir. Ama Suudi Arabistan olmaz. İki büyük kulübümüzün divan, divan kurulu toplandı. Bu maçın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasını istedi. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetimine, divan kuruluna, Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetimine, divan kuruluna çok teşekkür ediyorum. Milyonlar böyle düşünüyor. Bizim takımlarımızın o ülkede işi yok. Cumhuriyetin 100. yılında bu büyük derbi, bu büyük maç bu topraklarda oynansın. Bu topraklarda izleyelim. Kupa Arabistan'da değil. Türkiye'de kalksın. Hepimiz alkışlayalım diyoruz. Yarın Anayasa Mahkemesi sansür esasını görüşecek. Israrla muhalefet ettik. Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Türk Ceza Kanunu'nun 217 A maddesinin iptali görüşülecek. Anayasa 28 açık. Basın yürdür. Basın sansür edilemez. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin doğru bir karar vereceğine inancımız tam. Bu yasadan sonra bizim bildiğimiz 33 tane gazeteci hakkında soruşturma açıldı. Ee, 6 gazeteci gazeteci gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Gerçekten bu yüzyılda utanç verici bir olay. Eğer Türkiye Cumhuriyeti basın özgürlüğünde 180 ülke içerisinde 165. sıradaysa ve bu yasa çıkıyorsa ve Tolga Şardan tutuklanıyorsa, 2-3 gün sonra serbest bırakılıyorsa diyecek sözümüz yok bizim. Anayasa Mahkemesi umarım gereğini yapar bu rezalete son verir. Niye Tolga Şardan tutuklandı? Niye üç gün sonra serbest bırakıldı? Tolga Şardan'ın bilgisayarına, bilgilerine, evindeki evraklara, gizli evraklara, bir gazetecinin mahremine el uzatıp onları almak istiyorlardı. Onları aldılar. Bu benim görüşüm. Ondan sonra da bıraktılar. Utanç verici bir olay. Evet, Varlık Fonu. Son olarak değinmek istediğim konu. Türkiye Varlık Fonu denetim raporları nerede? Biliyorsunuz ki 10 trilyona ulaşan bir bütçesi var. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Türksel, Türk Hava Yolları, Türkiye'nin en gözde şirketleri burada. Bu fonun başında kim var? Recep Tayyip Erdoğan var, Sayın Cumhurbaşkanı var ve bu bu fonun harcamalarını, bu fonun giderlerini, gelirlerini sayıştay denetleyemiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın atamış olduğu denetçiler de, e, bu denetimi yapıyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan kendi kendini denetliyor. Bütçe 10 milyon, 10 trilyon. Bu gerçekten büyük bir para. Ama denetimi devletin maliyenin yargı organı Sayıştay yapamıyor. Yani Cumhurbaşkanı kendi kendini denetliyor. Bir hukuk devletinde bu olmaz. Hala raporlar gelmiş değil. Biz 85 milyon adına bu paraların nasıl harcandığını, bu şirketlerin nasıl yönetildiğini bilmek zorundayız. Can Atalay'ı da unutmak istemiyorum. Onu sona ayırdım. Yargıtay'da dosya. Milletvekilimiz cezaevinde. Bu parlamento adına, ülkemiz adına, demokrasimiz adına utanç verici bir meseledir. Daha, daha, daha üzüldüğüm bir konu. Yargıtay Başsavcılığı 5 sayfalık mütalaasında neden tahliye olmaması gerektiğini Yargıtay'a anlatmış. Oysa Yargıtay Başsavcılığı 5 sayfalık mütalaa yazacağına Anayasanın 153. maddesini 5 saniyede okusa bu durumu anlayabilirdi. Ben yargıtaya sesleniyorum, yüksek mahkemeye sesleniyorum. Hiçbir yargı kurumu anayasadan, anayasa mahkemesinden daha büyük değildir. Can Atalay'a özgürlük diyorum, özgürlük diyorum, özgürlük diyorum. Sorularınız varsa sorularınızı yanıtlayacağım. Buyurun. Kime? Şimdi şunu söyleyeyim. Değişim Salt Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1364 delegesi, 130 milletvekili parti meclisinin kararı değildi. Seçimden hemen sonra milyonlarca vatandaşımız sosyal medyada, sokakta, telefonda değişim taleplerini iletti. O yüzden bu değişim talebi, toplumun değişim talebi Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini etkiledi. Değişim dedi. Değişim istiyoruz dedi. Ee, daha umutla bakmak istiyoruz dedi ve Belki de 51 yıl sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi delegasyonu, milletvekilleri genel başkanı değiştirdi. Demokrasimiz adına, partilerin parti içi demokrasisi adına, gelecek adına umut verici bir olaydır. Genç, tecrübeli, Türkiye'yi bilen, siyaseti bilen, çalışkan, yetenekli bir genel başkanımız var. Gençliği çok önemli. Dünya da bunu konuşuyor, Avrupa da bunu konuşuyor şu anda. Ee, o yüzden olumlu görüyorum. Sağlam adımlarla hep beraber çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Daha fazla sokak, daha fazla insanlarımızla temas, daha fazla kurucu değerlerimize, sol değerlere, sosyal demokrasiye de önem vereceğiz. Ha, evet, şöyle. LÖSEV, onu da söyleyeyim, LÖSEV ee, bu haftayı turuncu, turuncu, her yeri turuncuya boyuyor. O yüzden başkanımız da geldi, bunu taktı. Ben de bu haftayı turuncu ilan ediyorum. LÖSEV'i ee, e armağan ediyorum. Tüm LÖSEV'i çocuklarımıza, hastalarımıza armağan ediyorum. Yani kurultayla alakası yok. <laughs>